Yine mi? Hay Allah'ım ya. Çok ayıp, çok ayıp. Ah seni gidi, seni gidi. Ay çok hastayım ben. Uf. Anne. Efendim kızım, ne oldu? Anne, baksana ben çok hasta oldum. Gözlerimi bile açamıyorum. Ne? Hasta mı oldun? Ben sana demiştim dün sokaktan terli terli gelince su içme diye. Sokakta da çok koşturdun değil mi? Ah seni gidi, seni gidi. Bakayım, ateşin mi var yoksa? Ateşin var gerçekten senin. Tamam tamam, telaşa gerek yok. Hemen doktoru çağırıyorum. Hadi bakalım bak, doktor geldi. Seni şimdi muayene edecek. Muayene etmek için ilk önce stetoskopumu takmam lazım. Bakayım, stetoskopum nerede? Ay, bulamıyorum bu muayene aletimi ya. Ne karışık çantam var benim böyle. Üf. Ne oldu doktor hanım? Bir sorun mu var? Yok yok bir sorun. Biraz yani çantam da çok karışık ya. Zaten annem hep bana derdi kızım derli toplu ol, kızım derli toplu ol. Hiç onu dinlemedim. Al işte sana şimdi. Koskoca doktor oldum ama hala dağınığım. Nerede şu stetoskopum? Nerede? Heh. Hele şükür buldum. Stetoskop. Evet, aynen öyle. Aferin sana minik prenses. Hadi bakalım şimdi hastamızı muayene edelim. Gel bakalım şöyle. İlk önce bir ciğerlerini dinleyelim. Öksür bakalım. Bir daha öksür. Allah'ım ne de kibar öksürüyor ya. Boğazların acıyor mu? Evet doktor abla, boğazlarım da acıyor. Ağzını aç bakalım. Daha aç, daha aç. Evet tatlım, boğazını ve ciğerlerini birazcık üşütmüşsün. Bir dakika, bir dakika. Muayene çantamda bir ilaç olacaktı. Hemen geliyorum. Muayene çantamda makkabın ne işi var acaba? Cık 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 cık. Kimse görmeden ben hemen onu kaldırayım. Hay Allah'ım ya. Bu asistanları işten kovacağım vallahi. Ketçap. Dün akşam eve giderken ben ketçap almıştım. Bulamamıştım. Yoksa bu o ketçap mı? Hay Allah'ım ya. Pense. Bir doktorun muayene kutusunda. Pense. Ne arıyor acaba? Ben de ne bağırıyorsam duyacaklar şimdi beni ya. Üf. Hala aradım mı bulamadım. Bir tane oklava. Annem geçenlerde börek açmaya çağırmıştı. Herhalde yanlışlıkla buraya koymuşum. Neyse. Çekiç. Dizlere vuruluyor. En azından bu muayene çantasında olabilir bir şey. Hele şükür. Aradığım ilacı buldum. Allah'tan bu dağınıklığımı kimse görmedi yani. Çok ayıp, çok ayıp. Gel bakalım minik prenses. Sana hemen bir tane ilaç verelim. Aç bakalım ağzını. Aferin sana. Birazdan kendini iyi hissetmeye başlarsın. Yalnız kötü bir haberim var. Nedir acaba doktor abla? Ben çok korkuyorum. Korkma korkma. Sana bir tane iğne yapmam gerekiyor. Ne? İğne mi? İğne mi dediniz bana? Evet evet iğne yapmam gerekiyor. Yok bak yok yok. Ben çok iyi oldum. Bak doktor abla hemen ayağa kalktım. Bak gözlerim de fıldır fıldır. Görüyor musun? Allah Allah. İğneyi duyunca hemen de iyileşti yani. Bir şey olmaz canım. Minicik bir iğne yapacağım işte. Ne var bunda? Dur hemen iğneyi de getireyim. Yok ya yok yok ben çok iyiyim doktor abla bak. Oo Türk gibiyim valla. Olsun olsun ben bir iğneyi getireyim. Şimdi bir de iğneyi bulmam lazım. Hadi bakalım doktorluk mu daha zor yoksa bu muayene kutusundan aletleri bulmak mı daha zor? Bilemedim yani. Neyse. Bir tane toka. O senin toka. Hay Allah'ım ya. Tokanın bu çantada işi ne? Bir dakika ben iğneyi arıyordum. Yani şırınga. Allah Allah. Çantadan çıkmayan kalmadı yani. En nihayeti bisiklet kasketi. Geçenlerde bunu da kızım arıyordu. Bulamamıştı. Hay Allah o da buraya mı düşmüş? Fener. Merdivende kalıyorum diye feneri koymuşum. Herhalde onun için koymuşumdur. Neyse ben bu feneri en iyisi cebime koyayım. Ofis koltuğu. Geçenlerde oğlum da bunu arıyordu.
arıyordu yani. Şu çantadan bir oğlumla kızım eksik kalmış. Her şey girmiş bu çantaya. He, işte şırıngayı buldum. Şimdi minik prensese çok güzel bir iğne yapacağım. Anne, anne. Efendim kızım, ne oldu? Anne ya, duydun mu? Doktor bana iğne yapacakmış. İğne mi yapacakmış? Ne yapalım kızım? Hasta olunca gerekliyse doktor iğne yapacak. Yok ya, yok, ben istemiyorum. Bak iyileştim zaten. Ayağa da kalktım. Doktora artık izin verelim, eve gitsin. Olmaz kızım, sonra daha çok hasta olursun. Anne ya, hadi söyle söyle, bak doktor geliyor. Hadi ben iyileştim, o gitsin artık. Efendim tatlım, bir şey mi konuşuyordunuz? Yok yok doktor hanımcığım, yok bir şey konuşmuyorduk. Biraz iğneden korkuyor da. Olsun olsun, bir şey olmaz. Ben acıtmadan yaparım. Hiç merak etme. Sen neresini yapacaksın? Şöyle bacağından bız diye saplayacağım. Ya anne, ya anne. Tamam tamam, yok bir şey. Hadi bacağını sıyıralım. Şimdi ona bir şaka yapacağım. İğne yerine çikolata süreceğim. İstemiyorum, istemiyorum. Doktor abla sağ ol, sağ ol. Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Dur o zaman ben açayım şöyle bacağını. Hadi bakalım, sakın kıpırdama. İğneyi yapıyoruz. Şaka yaptım. Bu da Nisan doktor şakası. Sana iğne yerine çikolata verdim. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil tuşunu açmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın, bay bay. Sakın terli terli su içmeyin. Siz de hasta olmayın, tamam mı?